Yayı çıkmış. Of. Biraz rahat olur musun lütfen? Olmuyor. Bu koltuğun son kullanma tarihi geçmiş. Gidip yenisini alacağım. Ben de sana bayılıyorum sanki. Gidiyorum ben bu evden. Aa, koltuk yürüyor ayol. Bu da konuşmama takılmıyor, yürümeme şaşırıyor. Efendim, bu modelimiz de Rönesans döneminin etkileyici tasarımına sahiptir. Bu bildiğimiz sandalye. Ben biraz daha güzel bir şey arıyorum. Pekala. Şuna ne dersiniz? Bu ürün yenilikçi düşüncesiyle salonunuzda bir devrim yapacak. Kardeşim, bu da bildiğimiz yastık. Bunlar sizin bütçenize göre. Nereden biliyorsun benim bütçemi? Sen bana mağazadaki en güzel koltuğu göster. Pekala. İşte şurada. Konforlu, estetik, özel yapım, 3 gigavolt gücünde bir motora sahip. Kendinden soğutmalı buzdolabı açılır kapanır, koku yapmaz, ses çıkarmaz. Bulutlara oturmak gibi. Karşınızda süper mega koltuk 3000. Arkasından koro bile çıkıyor. Tamam, alıyorum. Güzel. Fiyatı 2 trilyon. Alamıyorum. Bende 1,5 var. Sıkıntı değil abim, hallederiz. Rıfat, oğlum şu koltuğu gazeteye sar hemen yakışıklı abime. 1,5 trilyon değil, 1,5 lira. Dalga mı geçiyorsun kardeşim sen? O back vokallerin gösterisi kaç para sen biliyor musun? Çok pahalıyız. Sizi şöyle dışarı alalım. Tamam, çıkıyorum. Bunu alsam bari. Çık, hadi çık. Ne yapacağım ben şimdi? Koltuğumda rahat oturamıyorum. Ayakta mı duracağım? Remzi, niye üzgünsün sen böyle? Sorma Uyuz Tanju. Evimdeki koltuk çok rahatsız. Kendime yeni bir koltuk alamıyorum. Yerlerde mi oturacağım şimdi ben? Ne yapacağım? Oho! Gerçekten çok büyük dertmiş Remzi. Senin için ne yapabilirim acaba? Al, bu yastığım senin olsun. Çok rahattır. Hem de kendinden pireli. Kalsın Tanşucuğum, teşekkür ederim. Sen bilirsin ama çok şey kaçırırsın. O da ne? Ben ne yapacağımı biliyorum. İşte. Remzi, bana söyleseydin bayağı bir kağıt toplamıştım, sana verirdim. Ne gerek var almaya? Hayır Tanju. Ulusal matematik yarışması bu. Soruları hemen çözdüm. Bir kopyası da bende kaldı. Ödül çok büyük. Birinci olursam koltuğu da alabilirim böylece. Az sonra belli olacak. Hadi oyalama beni. Evet, bir kez daha ulusal matematik yarışmasıyla karşınızdayız. Hadi açıklayın. Soruları en başarılı çözen kişi büyük ödülün sahibi olacak. Benim o, benim. Baba. İyi de senin matematiğin çok kötü değil mi? Sonuçta 6 tane rakam var. Ne kadar zor olabilir ki? 10 tane rakam var baba. Ve kazanan kişi Resmi Bey. Necati. Remzi dedi, gördünüz mü, kazandım. Ülkenin en iyi matematikçisi benim. Eyvah. Breakdance için bir bahane daha. Tüttürürük bak. Fırı fırı fırı. Bak burnumun üstünde dönüyorum. Büyük ödülü ben kazandım. Aman çok sevinmeyin. Önemli değil böyle şeyler. Nasıl önemli değil Kadriye? Sonunda o çok istediğim kebapçıyı tutabiliriz. Necati, kebapçı dükkanını işletmeyi bilmezsin ki sen. Hayır, kebapçı dükkanı değil. Kebapçı. Hep bana özel kebap yapan bir ustam olsun istemişimdir. Ay çok sevindim. Hemen gidip herkese söylemeliyim. Necati sakın ha. Şimdilik kimseye söylemek yok. Aramızda kalacak. En azından kebapçımın haberinin olması lazım. Bir de belki... Çikipov! Ba-ba-ba-ba-bao! Remzi büyük ödülü kazandı. Yeah! Remzi! O hattı düzen git! Herkes duysun! Yeah!
de olmadı. Bir de şöyle bir denesem. Ha? Necati abi, nereye kayboldun bir anda? Bir yerden kalabalık sesi geliyor sanki. Remzi, sanırım yanlış bir şey yaptım. Ama kızmayacağına söz ver. Ne yaptın Necati? Buzdolabını mı kırdın yine? Nereden anladın? O değil ama sıkıntı. Anladın sonunda. Remzi buradaymış. Remzi yerim ben ama. Ayol ne oluyor? Çıkın dışarı. Remzi yavrucuğum. Görmeyeli kocaman olmuşsun. Hatırladın mı beni? Ben dedenin kuzeninin oğlunun teyzesinin torununun abisiyim. Sen... Sahte bu bıyık. Sen dedemin, kuzeninin, oğlunun, teyzesinin, torununun abisi değilsin. Çünkü benim dedemin, kuzeninin, oğlunun, teyzesinin, torununun abisi yok zaten. Arkadaşlar, benim akraba olmadığımı anladı. Siz devam edin. Canını mı sıktı bu adam senin Remzi? Hemen sana şöyle bir yarım kilo kıyma sarayım. Benden hediye olsun. Ne kıyması, ne hediyesi? Boş ver bu kasamı Remzi. Bak ben sana şöyle güzelinden bir kilo peynir vereyim. Yerken beni hatırlarsın. Ben de sana bu papatyaları vereyim. Büyük ödülünü alınca beni de görürsün. Ver bakayım. Ya papatya çayı rahatlatır derlerdi. Hiç rahatlamadım. Oo Remzi Bey. Şurayı imzalarsanız sizin istediğiniz süper mega koltuk 3000'i hemen buraya getirtiyorum. İtiraz istemem. Ama param yok benim. Olur mu hiç öyle şey Remzi Bey? Lafı bile olmaz. Hem siz büyük ödülü kazanmadınız mı? Bizi de görürsünüz artık yakında. Koltuğun senin olsun. Nerede o? Necati! Kızmayacağım demiştin. Neler oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Anlaşılan o ki babamın büyük ödülü kazandığını Necati abi herkese söylemiş. Onlar da babama iyi davranıp ikramiyeye ortak olmaya çalışıyorlar. Necati, çok yoruldum. Hava almam lazım. Açılın, ben doktorum. Hava al Remzi, hediye bulsun. Beni de görürsün artık. Sen doktor değilsin. Sen az önceki sahte akrabasın. İmdat! Şu sese bakın. Motora acayip güçlü bunun. Tam bir canavar. Hey, bu ne ses bakayım? Kapatın şunu. Motor sesine alerjim var. Duymuyorum amca, duymuyorum. Yeter! Oh! İyi ki kask takmışım. Motor kazasından yara almadan kurtuldum. Patron! Remzi bir sınava girip büyük ödül kazanmış. Ama henüz parayı almamış. Önce sınavının kopyasını teslim etmesi gerekiyormuş. Herkes bunu konuşuyor. O kopyaları ele geçirmeliyiz. Atla hadi. Hadi. Evladım şapşal mısın? Arkama atlayacaksın önüme değil. Affedersin. Annem ve Canan nerede kaldı? Onlar bahçeye doğru kaçıyorlardı. Yapabileceğimiz bir şey yok artık. Şöyle güzel bir kebap yemek hariç. Bırak şimdi kebabı Necati. Bu sınav kağıdını nereye saklayacağız onu bulmamız lazım. İstiyorsan benim gizli kasama koyabiliriz Remzi. Senin gizli kasan mı var? Evet. Gizli kalması gereken sırlarımı içine koyuyorum. İşte şurada. Şakir'in muzlu pudingini Necati yemişti. Ne? Aman kalsın o. Çöp kutusuna sır verilmez. Şimdi bu çok değerli sınav kağıdını nereye saklamalıyız iyi düşünelim. Büyük ödül için teşekkürler. Ödülüm. Şahsi kebapçı projem. Nasıl takip edeceğiz şimdi onları? Arabam evde. Remzi Bey. Lütfen buyurun. Bugün ben size yardım ederim, yarın da siz bana. Sanırım tüm şehir sana yardım edecek baba. Çabuk öndeki motor sesini takip et. Sırtıma değil, arabaya binsene arkadaşım. Güzel. Daha hızlı. Ödülümü alabilmek için o kağıdı almalıyım. Bir uyutmadınız. Bu ne kardeşim? Tanju, senin ne işin var burada? Ben de her gece bu kemikleri taksime kim koyuyor diyorum. Baba, şu tepeye tırmanıyorlar. İnelim, hadi. Şöyle biraz turlar mısın etrafta? Çok fena, uykum geldi. Yaramaz köpek, çabuk dışarı. Düzgün bir üslupla rica eder size. Yakala. İşte oradalar. Koş.
koşun. Oo, kebap için koca dağa tırmanmam ben. Belki beyti kebap için olabilir ama. Zaten tırmanmayacağız. Bakın. Başım döndü. Bunlar ne? Haberiniz yok mu? Uçmak artık çok sıkıcı. Biz kuşlar olarak artık zıplıyoruz. Eğlencenizi bölmek istemem ama büyük ödülümüzün peşindeyiz. Zıp zıp çubuklarınızı alabilir miyiz? Oo, sen büyük ödülü kazanan meşhur Remzi misin? Tabii ki alabilirsin. Artık bize de bir uçak alırsın sonrasında. Kahvaltıda bir sürü yoğurt yemiştim. Umarım midemde çalkalanıp bayran olmaz. Bu tırmanmaktan bile zormuş. Böyle yakalayamayacağız. Bize başka bir araç lazım. Remzi Bey, buyurun. İşte bu. Hadi çocuklar. Matematik yarışma merkezine geldiler. Ödülü bozduracaklar. Ödülü alıyorlar. Hey! Bunlar Remziler değil mi? Şşt, sus Ercan. Merhaba. Sınavı ben kazandım. Benim adım Remzi. Ödülümü almaya gelmiştim. Buyurun efendim, hemen bakayım. Ama iyi de sınavı siz kazanmamışsınız ki. He? Nasıl olur? Ama... Beyefendi, kazanan kişinin adı Rezmi. Remzi değil. Ayrıca Rezmi Bey 50 soruda 50 yaptı. Sizin bir doğrunuz bile yok. Abi boşuna çaldık kağıdı. Çaldınız mı? Sizi polise ihbar etmek zorundayım. Yedim seni Ercan. Remzi. Bir dakika. Önemli bir duyurum var. Büyük ödülü ben kazanmamışım. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Boşuna uğraştın bu kadar. Hediye falan vermeyeceğim artık. Neymiş her şey? Boşuna uğraştın bu kadar. Bir dakika. Zaten büyük ödülü kazandığım için yardımcı olmanız çok yanlış. İçinizden gelirse yapmalısınız sadece. Doğru diyorsun. Özür dileriz Remzi. Remzi! Bizi evde bıraktınız. Kalabalığın arasında kaybolduk. Sonunda nefes alabiliyorum. Remzi! Şuna bak! Gel benimle. Nereye çekiyorsun Tanju? İstediğin koltuk 1,5 liraya düşmüş. Ha? Doğru mu bu? Tam da 1,5 liram var yine. Evet. Satamayınca indirim yaptık. İstiyorsan alabilirsin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Yine sınava mı girdin Remzi? Hayır Tanju. Sana gofret aldım. Al. Büyük ödülün bana çıktığını sandığımda herkes bir anda dostum oldu. Ama onlar sadece paramı istiyormuş. Herkes sahte çıktı. Senin dışında. Başından beri benden hiçbir şey istemedin. Sadece bana yardım etmek istedin. Sen benim gerçek dostumsun. Paketi açılmamış 0-1 gofret. Yaşasın! Kahramanlarımız bugünü de bomboş bir macerayla harcadılar. Bakalım gelecek bölümde hangi anlamsız işlerle uğraşacaklar. Bir sonraki... Muhteşem Necati ve aşırı düz arkadaşlarında buluşmak üzere. Dizinin adı o değil. Bir kere de bu olsun ne olur.